Süper FM'de Majeste ile artık yavaş yavaş sohbetin sonu. Son 4 dakikamız arkadaşlar, Ozan ve Alper. O zaman çok konuşayım. O zaman çok konuş. Sen Alper'den daha konuşkansın herhalde, değil mi? Alper biraz daha hani... Normalde ya, rolleri değişiyoruz aslında. Modumuza göre değişir yani. Bugün senin modun daha iyi. Alper bak, kızıyor musun Alper ya? Alper hiç bence, bence sen daha Alper heyecanlısın ya. Alper, nasıl bir fıkra olduğuna bağlı anlat. Fıkra mı? Hayır, anlatmasın. 2000... 4 dakika yazıktır. Peki fıkra konserler var mı? Nerelerde konserler Şubat sonu itibariyle başlayacak artık inşallah. Yani bu şeyleri geçtikten sonra radyo programları, televizyon programları falan. Kendimiz, yani biz çok yeniyiz tabii. İnsanlar daha bizi algılamak aşamasında henüz. Doğru. O biraz gerçekleştikten sonra konserlerimiz bomba gibi olacak. Biz kendimize canlıda çok güveniyoruz. Kesinlikle herkesi yani bekliyoruz. Şöyle yani hani şeyi, şarkıyı birebir çalmak, aynı çalmak bazında da değil. Biz çok eğlenceli bir canlı şovumuz olacağına inanıyoruz. Hazırlıyoruz şu anda. Hı-hı. Bakalım inşallah şey yapacak. Yani hepsi albüm şarkıları mı olur yoksa başka hayır, şarkılar yok, mı? Yok, coverlarımız şimdi var. Şimdi bizim sadece bir albümümüz var. Yani hı-hı, tam böyle komple bangır bangır bir canlı performans için 11 şarkı takdir edersiniz ki yeterli değil yani. Yaklaşık bir 10 şarkı falan cover yapacağız yani. Ne tarz coverlar söylemeyi seviyorsun? Ya şimdi ağırlıklı yine Türkçe olacak. Hı-hı. Tabii. Öyle istiyoruz. Yani biz madem hani bu işe bir alternatif pop yapıyoruz diye girdik. O zaman biz de şöyle düşündük. Sevdiğimiz kaliteli pop şarkılarını alalım. Alternatif bir versiyonla seyirciye sunalım. Böyle bol hoplamalı, zıplamalı. Tabii şey de var yani, üzgün şarkılarımız da var. Onlardan da bir 5-6 tane. Dinleyecekleri, o coverları dinleyecekleri şekil yine... Yani o şarkı bizim albüme girseydi öyle olurdu. Bu şekilde olacak. Bir iki tane de sürpriz olacak sahnede. Yabancı da 2-3 tane çalacağız. Muhakkak. Aerosmith çalsanız da bir tane. Aerosmith. Evet, ben ya çok severim. Bayılırım ben. Jaded ya çalalım sana. Yok bana... Eskiden çok çalıyorduk yani, olabilir mesela. Ne istersin? Ne isterim? Jane is Got a Gun isterim mesela ben. Of çok vay severim. Ama onda çok üflemeliler falan ya var düşünüyorum. O sahnede çok zor ya. Ya biz tabii bizim aranjide bizim işimiz olduğu için altyapılarda falan da biraz müdahale edeceğiz canlı performanslarımıza. Yani çünkü her belki konser alanına atıyorum keman getirme şansımız olmayabilir veya işte üflemeli getirme şansımız olmayabilir. Büyük sahnelerde bunu yapacağız canlı canlı ama neden Jane is Got a Gun'la o yüzden çalabiliriz ben yani. Ben bayılırım çünkü en sevdiğim Aerosmith şarkısı. Aileleriniz şu an nasıllar? Şu an annem heyecanla bizi dinliyordur. Dinliyor mu? Tabii ay ki. Süper. Babam da saat 12'de açtı. Neredeler, İzmir'deler mi? Hayır. İstanbul'da. İstanbul'dalar. Peki. Babam İzmir'de. Babam İzmir'de. İzmir'de evet. Peki annenin adı ne? Nurten. Nurten Hanım çok heyecanla dinliyorsa. Ay keşke telefona falan bağlasaydık. Ben çok severim. Çünkü sonuçta siz hani ilk işiniz bu sizin. Onlar için ayrı bir heyecan. Mesela bu kadar olacağını düşünüyor muydu annen? Ya oğlum nereden girdin bu işlere mi diyordu? Ya son 6-7 ay yani annem bana her zaman tam destek verdi. Babam da keza öyle. Fakat yani belki çok bir zaman endişe ettikleri bir zaman olmuş olabilir. Çünkü yani bir noktada ne yapıyorsunuz? Ben mesela işletme okudum üniversitede. Ya onun bir noktada ben diyorsun ki ben bunu yapmayacağım ya. Ben hani müzisyenim, bunsuz nasıl yapabilirim ki? Benim olayım bu. Dediğiniz noktada belki ufak endişeleri olmuş olabilir ama son yani... Yok, bir de çok bir senedir... belirsiz bir iş bu. Yani nereye varacaksınız? Riskli. Gerçekten düşündüğünüz şeye varabilecek misiniz? Bir aile için çok zor. Şimdi onların canım, sağ olsunlar. Gözlerinden öpüyoruz annelerimizin. Yani işletme okumuş oğlu. Oğlum bah oğlum gitti müzik yapıyor. Yani ben şunu söyleyebilirim. Tam olarak çok sık toplantılara gidip gelmekler ya da o somut bir şeyler elimize geçene kadar benimki olayın gerçekliğine bile tam olarak vakıf olamadı. Ha, ama şu anda artık Süper FM'de yani dinliyor seni. Aynen öyle. Artık bence böyle. Şimdi bir gerçeklik var. Gerçeklik var. Ben çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Duygucuğum biz çok teşekkür ediyoruz. Ederiz. İlk defa tanıştık. Çok evet, memnun olduk. Ben de çok memnun oldum. Çok sevdim sizi. Enerjiniz aynen klipteki gibi. Bu arada Ozan klipte daha kilolu çıkmışsın. Bunu ya bana hep lazım. Herkes söylüyor onu. Evet, kamerayla ilgili öyle problemim var. Ve daha var. Yakışıklısın kliptekinden, onu da söyledim. Çok teşekkür ederim. İşte. Rica ederim canım benim. Duydunuz zilin sesini. Kötü rüyayla bitireceğim. Albümdeki en herhalde dip şarkı diye aynen düşünüyorum. Evet. Doğru mu? Bu bir sistem şarkısı. Allah'ım. Aldığın şeyler ya geri sen gelmez. Ne yaşadın sen bu kadar sistem edip duruyorsun? Ah bana sorma. Ay adını sorayım ben ya. Bak şimdi. Reklama girdik. Biz niye reklama girdik? Şimdi ben aslında Kötü Rüya'yı çalacaktım ve biz öyle veda edecektik ama bir anda reklama girdi. Reklamda sesim de duyuldu ya, biz niye reklama girdik diye. Çok gerçekten tuhaf bir veda oldu ama bir kez daha teşekkür edeyim madem. Çok teşekkür ederim. 2 saat daha buradayız bu nedenden dolayı. İstediğiniz zaman bekleriz. Tamam. Önünüz açık olsun inşallah her çok zaman. Çok teşekkürler. Hiç boş gününüz olmasın, konserlerden konserlere gidin. Aileleriniz size daha da kurduysun. Biz de yani 2 senedir bu zamanı bekliyoruz. Aynen öyle. Çok teşekkürler bir kez daha Majeste'ye. Sevgiler. Bay bay.